Gri elbiseyi giyeceğim. İyi bir de kelebek gözlük tak bari. Hayır, kırmızıyı giy. Hayır Beynu, o çok dikkat çekici olur ama. Ay olsun. Şehrazat bak, geleceğim şimdi oraya. Öyle etüt öğretmeni gibi giyinme sakın. Saçlarını da aç. Aa, ama olur mu? Aa, aç dedim o kadar. Sen ne giyiyorsun? Sen de o gümüş rengi elbisen vardı ya, onu giy. Onun içine giremeyeli 2 hafta oluyor arkadaşım. A, Gönül isterdi tabii onu giyeyim ama. Ben artık resmen hamile bir kadınım. Belli oluyor mu o kadar? Aa, fark etmiyor musun Allah aşkına? Ediyorum tabii de, ne bileyim, elbisenin içine giremeyecek kadar olduğunu düşünmemiştim hiç. Dur, kapı çalınıyor. Kapıcıdır herhalde. Hadi kapatıyorum. Tamam. Feride Hanım. Merhaba Şehrazat. Merhaba. Ofisinizden evde olduğunuzu söylediler. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Çıkacaktınız galiba, çok zamansız geldim. Olur mu öyle şey, vaktim var. Buyurmaz mısınız? Ayakta kaldınız, lütfen geçelim. Hiç oturmayayım. Sadece sizin yanınızda olduğumu söylemek için geldim. Anlamadım. Kararınızı destekliyorum. Bence en doğrusunu yaptınız. Feride Hanım, bütün bunları konuşmak için... Onur'un yaptığı şeye inanamıyorum. Çok haklısınız. Bu bir kadının kaldırabileceği bir durum değil. Feride Hanım... Birdenbire geçmişinden bir çocuk getirmek. Aman Allah'ım, aklım hafsalam almıyor. Onur bunu nasıl yapar? Feride Hanım, bu konuyu biz daha sakin bir zamanda konuşsak, ha? Size tek bir şey söyleyeceğim Şehrazat. Onur sizi hak etmiyor. Asla. Onur benim oğlum, yegane evladım. Ama sizin tırnağınıza bile layık değil. Çok ağır konuşmuyor musunuz Feride Hanım? Anlamadım. Yani... Onur'u mahkum etmişsiniz bile. Ama onu buna hangi şartlar zorladı? Belki... O çocuktan haberiniz var. Ve buna rağmen... Yanılıyorum herhalde. Şehrazat. Sizin gibi dürüst, kişilikli bir kadının bunu anlayışla karşılaması... Rahatsız ettim sizi. İyi günler.